الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قرآن كيرم دا أي إيمانا دا نرديا بشلايان يا أيها الذين آمنوا دي بشلايان قاتش آيات بش بلنا بيرتانا جزل قوكيديا دا جيم إت بيرن بيرن حمزة ما شاء الله بارك الله 89 sen de biliyor muydun abi? Tamam. Kardeşler Kur'an-ı Kerim'de 89 tane ayet-i kerimede Rabbimiz ey iman edenler diye başlamış ve bu hitapla biz müminlere özel bir seslenişte bulunmuş. Eğer Allah imkan verir, fırsat verir, bizlere nefes, ömür verirse bugünden sonra Kur'an-ı Kerim'de ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetleri tek tek izah etmeye başlayacağız. Süre veremiyorum çünkü 89 ayeti kaç derste bitiririz bilmiyorum. Belki bazı ayetleri birleştirmemiz gerekebilir çünkü aynı konuya taluk eden ayetler var. Bizim için sürenin bir önemi yok. Önemli olan bu ayetlerden kendimize mesaj alabilmek, önemli olan bu ayetlerden bir şey elde edebilmektir. Bunu yapabildikten sonra bir yıl sürse ne olur, iki yıl sürse ne olur? Şimdi bu konuyu çok önemsememiz lazım. Ey iman edenler ayetlerini ayrı okumamız lazım. Niye biliyor musunuz? Allahü Teala Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'deki altı bin küsur ayetinde bütün insanlığa hitap etmiş. Ama bunların içerisinden 89 tanesinde sana özgü bir hitapta bulunmuş. Adeta demiş ki ey kulum bak ben seni ayırıyorum. Sana burada özel bir hüküm vereceğim, burada özel bir şey isteyeceğim senden demiş bu insanı mutlu etmez mi? Bu insanın o ayete daha güzel yaklaşmasını sağlamaz mı? Biz işte kendimizi böyle diğer insanlardan farklı bir pozisyonda görüyorsak bu anlamda bu ayetlere can kulayla dikkat kesilmemiz ve bu ayetleri bu atmosferde dinlememiz gerekmektedir. İnşallah kardeşlerim dua edelim. Bu dersleri Rabbim bereketli kılsın. Bu ayetlerden öğreneceğimiz hükümleri güzellikle ve kolaylıkla hayatımıza tatbik edebilmeyi nasip etsin Rabbim. Bu ayetler hepimizin hayatında şekillensin adeta canlı yürüyen ey iman edenler hitabına muhatap olmuş müminler olarak bu yeryüzünde gezelim inşallah Aha. dua edin Rabbimize evet şimdi kardeşlerim bu ayetlerde dedim ya çok önemli bu ayetler çünkü Rabbimiz burada bize hitap edecek bizi muhatap alacak bize seslenecek yani milyarlarca insanı bir tarafa koyacak Allah seni muhatap alacak ya bundan daha değerli bir konum var mı? Rabbim bana özel bir fısıldamada, özel bir seslenişte bulunacak. Tabii ki dört kulakla dinlemem lazım. Tabii ki kulaklarımı, bütün benliğimi bu ayetlere açmam lazım. Tabii ki kendimi bütünüyle bu ayetlere vermem lazım. Bundan daha değerli bir şey yok çünkü. Şimdi bu ayetlerde, Kur'an-ı Kerim'deki bu 89 ayet-i kerimede Allah senden bazen bir şeyler isteyecek. Bazen bir şeyleri yapmamanı talep edecek. Yani yasaklayacak. Bazen öğüt verecek. Bazen uyarıda bulunacak. Bazen korkutacak. Bazen müjdeleyecek. Bazen sevindirecek. Bazen mahzun edecek. Yani bu ayetlerde bütün bu saymış olduğum şeylere muhatap olacağız. İşte bizim bu ayetlere kulak kesilebilmemiz için ayetlerin atmosferine girmemiz lazım. İnanın ben ümit ediyorum Rabbimden bu ayetler çok şey bize öğretecek. Çok bereketli dersler olacak. Yani o kadar ihtilaflar, o kadar cemaatler arası problemler, o kadar değişik gündemler. Abi koyu verelim bir tarafa ya. Biz Rabbimizin emirlerine muhatabız kardeşim. Ben müminim. Ben daha iyi nasıl kul olabilirim? Bunun derdine düşeyim ben ya. Bana ne ilin adamından, bana ne falan cemaatten, bana ne filan adamlardan. Vallahi bu atmosferden çıkın. Hangi atmosfere girin? ey iman edenler atmosferine. Ben Rabbimin hitabına muhatap olacağım. Rabbim benden bir şeyler isteyecek. Ben bunu hayatımda en güzel şekilde nasıl pratize edebilirim? Bunun derdinde olacağım. Bana ne ilin adamlarından, bana ne ilin cemaatlerinden. Müslümanların gündemi vallahi Kur'an değil. Vallahi müminler Kur'an'ın gündeminden çıkmış kardeşler. Bu ağlanacak bir haldir ya. Bugün bakın boş verin birilerini. Ya biz dahi İnanın eskisi gibi Kur'an okuyamıyoruz ya. Subhanallah. Yani insan için ne kadar acı bir şey. Gündemimizin yoğunluğu, internet vasıtalarının çoğalması, telefonların, kişilerin, şahısların, irtibatların artması ne derseniz deyin adına. Rabbimizle irtibatımız koptu, azaldı. Bu bizim için bir züldür. Vallahi yarın düşman buralara girse, yemin ediyorum bizi Kur'an'dan gayrı hiçbir şey ayakta tutmayacak. Biz bunu net biliyoruz. Ama maalesef buna rağmen Kur'an'ın atmosferine bir türlü giremiyoruz. O yüzden ben yeni bir çağrıyla sizleri bir atmosferden başka bir atmosfere çıkarmak istiyorum. Bırakın gündemleri. Bırakın ihtilafları. Bırakın Müslümanların arasındaki problemleri. Gelin Allah'ın bu atmosferine, ey iman edenler atmosferine hep beraber girelim ve inşallah iman edenlere yakışır bir mümin olarak yeryüzünde canlı, kanlı bir Kur'an-ı Kerim olalım inşallah. Evet. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki ey iman edenler hitapları evvela sahabeye yapıldı. Yani bundan 1400 küsur yıl önce Kur'an'a ilk muhatap olan insanlara yapıldı. Ama biz biliyoruz ki bu hitaplar sadece onlara özgü değildi. Onlara da onlardan sonra gelen insanlara da bugüne de bugünden sonra gelecek insanlara da aynı şekilde hitap eden ayetler. O nedenle sen kendini mümin kategorisinde bir insan olarak değerlendiriyorsan, ben de müminim elhamdülillah diyorsan bu ayetlere tıpkı sahabenin kulak verdiği gibi kulak vermen lazım. Bakın, ben burada anlatacağım bütün ayetlerde bugün giriş yapacağız. Bugün hani özel bir ayeti ele almayacağız. İnşallah haftaya başlayacak ayetleri tek tek ele alışımız. Şimdi ben burada ey iman edenler örneğin şu 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 işleri yapmayın diye ayet okuduğumda siz var ya bu ayeti kendinize iniyor kabul edeceksiniz. Rabbim bana sesleniyor Ahmet olarak, Mehmet olarak, Ali olarak, Veli olarak. Belki bu ayet Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında indi. Belki Hazreti Ömer hakkında indi. Belki Hazreti Ali hakkında indi. Eyvallah. Onlar hakkında inmiş olabilir ama Rabbim daha umumi bir hitapla bana hitap etti. Ey iman edenler dedi. İsim vermedi. Ben de muhatabım o zaman. Siz var ya kendinizi bu ayetlere muhatap kabul edin ve bu ayetlerden elde ettiğiniz mesajları hayatınızda aktarmaya çalışın. Bakın hayatınız nasıl bereketlenecek. Bakın hayatınız nasıl değişecek. Bakın hayatınız nasıl nurlanacak. Çünkü Allah'ın kelamı kardeşler vallahi nurdur. Geldiği yere nur getirir. Geldiği yere şifa getirir. Geldiği yere huzur getirir. Kur'an'la muhatap olan bir adam vallahi mutlu olur, huzurlu olur, saadetli olur. O yüzden Kur'an'ın atmosferine girelim. Bırakalım şu gündemlerimizi boş bize cennet kazandırmayan, cehennemden uzaklaştırmayan bilakis kalplerimize kasvet katan gündemlerimizi bırakalım. Gelin Allah'ın bu gündemine girelim inşallah. İbn Mesud radıyallahu an diyordu ki bize ta 1400 yıl önce. İza semi'te sem Allah yaqulu ya eyyuhellezine amenu fa laha sem'ak. Allah'ın ey iman edenler hitabını duyduğun anda kulağını dört aç. O ayete kulak kesil. Çünkü fe innehu imma hayrun tu'meru bih ve imma şerrun tunha anhu. O ya sana emredilecek bir hayırdır ya da sana yasaklanacak bir şerdir. Dolayısıyla sen ey iman edenler hitabını duyduğun anda ona dikkat kesilmelisin. Biz inşallah i̇bn Mesud radıyallahu anh'un bu sözünü hiç unutmayalım. Ne zaman ey iman edenler ayetini okursak ona dikkat kesilelim. Ona kulağımızı, gönlümüzü bütün kalbimizi ve benliğimizi verelim. Kardeşler o zaman Allah'ın kitabı bizim için işte biraz önce bahsettiğim gibi nur olacak, hidayet olacak, aydınlık olacak, rehber olacaktır. Zaten Kaf suresinde de Rabbimiz anlatıyor. Kur'an-ı Kerim ancak ve el kasma ve huve şehid. Kulağını kalbi şahit olarak verenlere hidayettir. Kalbi şahit olacak. Yani kulağına bir hitap geldiğinde gönlü o hitaba yönelecek onu anlamaya çalışacak. Ancak bu kitap böyle insanlara rehberdir, böyle insanlara hidayettir. Böyle insanları hayra yönlendirir. O nedenle Allah'ın ey iman edenler hitaplarını inşallah çok dikkatli dinleyeceğiz. Kendimize mesajlar alacağız. Ben anlatırken kendinize ufak tefek eksik gördüğünüz yönleri not edip inşallah o eksikliklerinizi giderme üzere kendinize böyle dersler çıkaracaksınız. Böyle okuma yaparsak Allah'ın izniyle bu ayetler bizim için nur olacaktır. Dedim ya Kur'an-ı Kerim'de 89 yerde Allah bize hitap ediyor. Ey iman edenler diyor. Bu ayetlerde seni diğer insanlardan ayrıştırıyor. 8 milyar, 8,5 milyar insanı bir tarafa koyuyor Allah. Geriye iman eden ne kadar insan varsa işte o 8,5 milyarın dışında onları özel muhatap alıyor. Vallahi Allah'ın özel hitabına biz muhatap oluyoruz. Çok dikkatle dinlemek lazım. Bir şey rica edeyim. Çocukluğunuza götüreyim sizi. Çocukluğunuzu Özellikle okulunuzu, okulunuzda sınıflarınızı, sıralarınızı bir hayal edin şimdi. Farz edin ki yaşınız 10, okuldasınız. Hocanız size dedi ki: "Çocuklar, yarın içinizden birine çok özel bir görev vereceğim." Böyle bir söz söylediğinde hocanız, sizin duygularınız nasıl olur? Acaba kime verecek? Acaba beni mi seçecek? Keşke beni seçse bu kadar arkadaşımın içerisinde öğretmenimin bu özel görevine keşke ben muhatap olsam. Geçirmez misiniz bunu aklınızdan? Hepimiz geçiririz. Tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayber'de yarın sancağı Allah ve Resulü'nün kendisini çok sevdiği, onun da Allah ve Resulü'nü çok sevdiği bir insana vereceğim dediğinde sahabenin hepsinin onu kendisi için beklemesi gibi. Bekliyor kim yani? Çünkü Allah ve Resulü onu seviyor dedi Resulullah. Tescillendi sevgisi. Böyle bir yerde kim olmak istemez? Aynı onun gibi öğretmen böyle bir şey dediğinde hanginiz böyle bir konumda olmak istemez? Farz edin ertesi gün oldu. Öğretmen geldi ve bu kadar 50 kişinin, 60 kişinin içerisinden dedi ki: "Ahmet kalk." Kalktı Ahmet. Geldi hocasının yanına. Hoca sonra dedi ki: "Bak, sana bu kadar talebenin içerisinde şu görevi özel olarak veriyorum." bundan sonra bu işi sen yapacaksın dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani diğerlerinden sen daha etkin ve yetkinsin. Sen daha kabiliyetlisin. Böyle olduğun için diğer talebelerden ayrı olarak bu görev sana veriyorum demek. O anda hissiyatınızı bir düşünün. 50 kişinin, 60 kişinin önünde onura edilmişsiniz. Bir işi en iyi yapan insan olarak, talebe olarak vasıflandırılmışsınız ve diğer talebelerden ayrıştırılmışsınız duygu ve hissiyatınız nasıl olur? İşte ey iman edenler aynı bu duyguları bize vermeli. Rabbim bana ey iman edenler dediğinde 8 milyar müşriğin, kafirin içinden beni ayrıştırıyor. Bana özel hitap ediyor. Ya bu var ya anlaşılsa yemin ediyorum ne kadar büyük bir lütuf. Bunun şuurunda olalım inşallah. Bu şuurla ey iman edenler ayetlerini dinleyelim. Bir de kardeşler bir şey daha rica edeceğim. Bakın bir mesai arkadaşınız, bir iş arkadaşınız size hitap etse, seslense sizin o sese, o hitaba yönelişiniz nasıl olur? Bir amiriniz hitap etse, ona yönelişiniz nasıl olur? Bir komutanınız size hitap etse, yönelişiniz nasıl olur? Bir de sizin ülkenizi yöneten veya bulunduğunuz mevkiyi yöneten en yüksek makam, en rütbeli makam size hitap etse ne olur? Bunlara tepkiniz Yönelişiniz hiç aynı olur mu? Arkadaş, amir, komutan mesela genel kurmay veya cumhurbaşkanı. Bunların sizi çağırması ve sizin bunlara yönelişiniz aynı seviyede olur mu? Bakın rütbe arttıkça oradan gelecek emre, oradan gelecek hitaba yöneliş farklı olur. Kardeşim sana hitap eden alemlerin Rabbi, alemleri yaratan, seni her an rızıklandıran gözeten, kollayan, seninle ilgilenen, sana kulum diyen Allah sana hitap edecek. Şimdi bu sıradan bir insanın örneğin bir hocanın hitabına benzer mi ya? Bir hocanın sözünü dinlemek gibi olur mu ya? Rabbimiz hitap edecek. Beni yaratan, rızıklandıran, çocukluğumdan beri, doğduğumdan beri benimle her an özel ilgilenen, vücudumda milyonlarca işlemi ben güzel bir hayat yaşayayım diye bana anlık yaratan Rabbim hitap edecek hiç normal bir insanın hitabına benzer mi bu? Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de 3 sure ey iman edenler diye başlayacak. Şimdi 89 tane ayetin 3 tanesi 3 surenin başında gelecek. Bunlardan bir tanesi Maide suresi. Rabbimiz orada diyecek ki ya ey evfu bil ugudu. Ey iman edenler akitleşmelerinize, sözleşmelerinize, verdiğiniz ahitlere riayet edin, vefalı olun, sakın ha, aldatma, hile hurda yapmayın diyecek. İlk surede hitabı böyle olacak. Sonra Rabbimiz Hucurat suresinde Ya eyyühellezine amenu la tuqaddimu beyne illahi ve rasulihi diyecek. Ey iman edenler sakın ha Allah'ın ve Resulünün önüne geçmediğiniz gibi Allah'ın ve Resulünün önüne kimseyi geçirmeyin. İkinci hitap böyle olacak. Üçüncüsü de Mumtahine suresinde Ya eyyühellezine amenu la ve aduvvekum evliya Ey iman edenler benim de düşmanım olan kafirleri müşrikleri ehli kitabı sizin de hakikatte düşmanınız olan kafirleri müşrikleri ehli kitabı sakına veli dost yardımcı yönetici sırdaş edinmeyin diyecek. Bu üç surede Allahü Teala ilk ayetinde iman edenler diye başlayarak bize özel hitaplarda bulunacak. Sonra ya eyyühellezine amenu diye başlayan 11 tane ayet Bakara suresinde yer alacak. 11 tane ayet Bakara suresinde var. Peki en fazla nerede var? Maide suresinde. Maide suresinde Rabbimiz tam 16 kere ey iman edenler diyecek. 3 tane sure ey iman edenler diye başlayacak. 11 tane ey iman edenler ayeti Bakara suresinde yer alacak. 16 tane ey iman edenler ayeti de Maide suresinde yer alacak ve ondan sonra böyle surelere yayla yayla bu ayetler devam ederek gelecek. Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Mekke'de inen surelerin hiçbirisinde ya eyyühellezine amenu ayeti yoktur. Ya eyyühellezine amenu ayetlerinin hepsi Medine'de inmiştir. Bakın usulü tefsir ilminde Mekki ayetlerle medeni ayetleri birbirinden ayrıştırmanın yolları vardır. Yani hangi ayetler Mekki formatlıdır, hangi ayetler medeni formatlıdır, bunu bilebilmenin bir takım ipuçları var. Bunlardan bir tanesi de budur. Bir ayet eğer ey iman edenler diye başlıyorsa otomatik olarak medenidir. Medine'de inmiştir. Mekke'de değil. Çünkü Mekke'de Allah ya ey yuhennas" diye insanlara hitap etmiştir. Ancak bir fark var. Ya ey yuhennas" Mekke'nin hitabı doğru. Ya eyyühellezine amenu Medine'nin hitabı doğru. Fakat ya eyyühellezine amenu hiçbir Mekki surede yokken ya ey yuhennas" ifadesi medeni surelerde var. Mesela Hucurat suresi medeni olmasına rağmen Medine'de inmiş olmasına rağmen Rabbimiz orada ya ey yuhannas inna halaknakum min zekerin ve unsa buyuruyor. Ey insanlar biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Bakın medenidir sure ama içerisinde ya ey yuhannas ifadesi vardır. Yine Bakara suresinde ya ey yuhannas ubudu rabbakumullezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekun. Ey insanlar sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize kulluk edin. Bakara suresi medenidir. Ama hitap ya eyyuhen nas diye başlamıştır. Bu neyi gösteriyor bize? Ya eyyuhen nas Mekki surelerde de medeni surelerde de vardır. Ama ya eyyühellezine amenu Mekki surelerde yok. Medeni surelerde vardır. Bir başka bu konuyla alakalı hususta zikredeceğim hususta Ey iman edenler diye başlayan ilk ayet Bakara suresinin 104. ayetidir. Ya eyyühellezine amenu la tequlu ra'ina ve kulun zurna ve esma'u. Ey iman edenler ra'ina demeyin. Unzurna deyin ve dinleyin. Allah'ın sözünü dinleyin. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ilk ey iman edenler hitabı Bakara suresinin 104. ayeti olan bu ayettir. Son ey iman edenler ayeti ise bakın diziliş itibariyle anlatıyorum. iniş itibariyle değil diziliş itibariyle son ayette Tahrim suresinin 8. ayetidir. Rabbimiz de orada nasuh bir tövbe ile bizleri tövbe etmeye davet etmiştir. Ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallahi tövbeten nasuha. Bir daha yapmamak üzere karar verilmiş bir tövbe ile Allah'a tövbe edin. Bakın diziliş itibariyle ilk olan Ya eyyühellezine amenu ayetinde Rabbimiz yanlış anlaşılması muhtemel olan sözleri kullanmamayı bize öğütledi. Allah'ın ilk öğüdü bu. Son öğüdü ise tövbe. Allah'a bir daha yapmamak üzere söz verilmiş bir tövbeyle tövbe edin ayeti. Tahrim suresinin 8. ayeti. Ya eyyühellezine amenu ile alakalı demek istediğim 3-5 önemli başlık bunlardı. Bunları zikrettikten sonra kardeşler eğer müsaade ederseniz ben Genel itibariyle Kur'an'la alakalı bir nasihatte bulunmak istiyorum. Kur'an'ı nasıl okumalıyız? Kur'an'a nasıl yaklaşmalıyız? Kur'an'a bakışımız nasıl olmalı? Kur'an okuduğumda Kur'an bana ne vermeli? Gönlüme ne serpiştirmeli? Hayatıma ne ekmeli? Bu anlamda inşallah birkaç tane Kur'an'la alakalı nasihat etmek istiyorum. O nasihatimize geçelim. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim bize sekinet veren bir kitaptır. Huzur getiren, sükunet getiren, mutluluk getiren, yani okuduğumuza bizi pişman etmeyen bir kitaptır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman gönlümüze sekinetin inmesi lazım. Elhamdülillah. İyi ki Rabbimin kitabını okudum. Elhamdülillah. İyi ki bu meclise geldim. Elhamdülillah. İyi ki Kur'an'la meşgulüm diyebilmemiz lazım. Bakın Allah Resulü ne diyor? Mectema'a kavmun fi beytim min buyutillah. Bir topluluk Allah'ın evlerinden bir evde bir araya gelse. Yetluna kitab Allahi ve yetedarasunehu beynahum. Allah'ın kitabını tilavet etseler, okusalar, Sonra da onu kendi aralarında dirase, ders yapsalar. Yetedarasun tevaül vezninden yani karşılıklı birkaç kişi veya 10-15 kişi karşılıklı bir şekilde Allah'ın ayetlerini anlama çabası ortaya koysalar. Şimdi dinleyin ödülleri. İlla nezelet aleyhimus sekine. Kesinlikle oraya sükunet iner. Sükunet ne biliyor musunuz? Gönül dinginliği. Rahmet. Böyle pişmanlık duymayacak şekilde gönlün huzur ve mutmainlik kazanması. Sekinet bu. Oraya sekinet iner. Ama bir derse gittiniz. Tefsir dersi. Kalbinize sükunet gelmiyor. Abi o Kur'an okumasında bir problem var. Ya hoca ihlasla okumuyor. Ya kardeşler ihlasla derse gelmiyor. Ya Allah'ın kitabına düzgün yaklaşmıyorlar. Bir anormallik var yani. Kur'an okunan yere sekinet gelir. Sekinet gelmiyorsa o Kur'an okuyun şunda bir problem vardır. Devam ediyor Peygamberimiz diyor ki ve gashiyet rahme o meclisi rahmet kuşatır. Yani oraya gelenler Allah'ın rahmetine müstahak insanlar haline gelirler. Devam ediyor ve haffethumul melaike. Melekler ta göğe kadar belki halka yapar. Onları kuşatırlar. Meleklerin geldiği yere şeytan gelir mi? Bakın sabahtan beri konuşuyoruz. Allah rızası için gönlünüze şeytan ne vesvesesi attı yani. Ya meleğin olduğu yerdeki inşallah ümit ederiz. Rabbim bu meclisi o meclislerden kılar. Meleklerin kuşattığı, sarmaladığı, sardığı bir meclise şeytan gelir mi? Gelmez. Ve son olarak en değerlisi ve zekerahumullah fi men indehu. Allah oraya gelenleri, sırf ayet öğrenmek için gelenleri kendi katındaki meleklere över. Gördünüz mü benim Ahmet kulumu, Mehmet kulumu. Evindeki sıcacık yatağını, kahvesini, hanımını, uykusunu bıraktı sırf Rabbimin ayetlerini öğreneyim diye o meclise geldi. Görüyor musunuz benim kulumu diye meleklerine övünçte bulunur. Över onlara. Subhanallah. Ya Allah'ın böyle ayetlerinin anlatıldığı meclislere geldiğinde Allah'ın gündemine, meleklerin gündemine çıkıyorsun Müslüman. Allah seni gündemine alıyor. Hani ayet-i kerimede diyordu ya. Fezkuruni, ezkurkum. Beni zikredin. Ben de sizi zikredeyim. Yani beni anın. Gündeminizi alın ben de sizi gündemime alayım. Allah gündemini alıyor. Meleklerin de gündemi oluyorsun. Çünkü meleklerine övüyor seni. Allah rızası için ya böyle bir ödül varken Allah'ın kitabını öğrenmek için meclislere gelinmez mi abi? Böyle bir ödül için Kur'an-ı Kerim okumaya, araştırmaya, üzerinde tefekkür etmeye değmez mi? O nedenle hiçbir şey için olmasa bile Rabbim beni gündemine alsın diye insan Kur'an ayetlerini öğrenmek için meclislere gider. Ama dediğim gibi ölçütü budur bakın. Bir meclis gerçekten Kur'an meclisi mi? Yoksa Kur'an'mış meclisi mi? Bunu ayırt etmenin yolu oraya sükunetin, rahmetin inmesi, ihtilafların, problemlerin, hırgürlerin, tartışmaların o meclisten uzaklaşması ve o meclisten kalktıktan sonra elhamdülillah iyi ki geldim diyebilmek. Böyle dediğiniz meclislere devam edin. Böyle demediğiniz meclisler Kur'an anlatıyoruz denilse bile uzak durun. Evet. İkincisi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kur'an okuyan insanlara çok büyük bir ödülden bahsediyor. Biz şimdi Allah'ın ayetlerini tilavet edeceğiz ya. Ya eyyühellezine o ayetlerini öğreneceğiz ya. Bu bir çabadır. Böyle yapan insanlara Allah Kur'an'da çok büyük bir ödülden bahsediyor. O ödül ne? İnnellezine yetlune kitaballah. Allah'ın kitabını tilavet edenler, Allah'ın kitabını okuyanlar ama amel etmek gayesiyle, amel etmekle beraber okuyanlar. Çünkü tilavet tabi olmayı da içeren bir okumadır. Bitti mi? Ve akamu salah, namazı ikame edenler. Ve enfeku min ma razaknahum sirran ve alaniye. Bir de kendilerine verdiğimiz rızkı, bu vakit olur bu beden gücü olur, bu para olur fark etmez. Allah'ın sana rızık olarak verdiği her şeyi hem gizli hem açık. İnfak edenler işte bunlar var ya. يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ tebur Asla zarar etmeyecek, kesin kar getirecek bir ticareti umabilirler. Bakın Allah başka vasıflar zikretmedi. Zarar etmeyecek, kesin kar getirecek ticaret bu üç tane vasfa sahip olmaktır. Allah'ın kitabını okumak, Namazı ikame etmek, Allah yolunda infak etmek. Sen bu üç vasfa sahipsen Allah diyor ki ticaretin mübarek olsun. Kesin sana kar getirecek. Ama bu üç vasfa sahip değilsen ticaretinden hayır gör. Ticaretin zarar edecek. Ve devam ediyor Rabbim. Ayetin güzelliğine bakın. Li yuvaffiyuhum ucurahum onlara bu yapmış oldukları amellerin neticesinde ücretlerini tas tamam verecek. Sen şimdi Allah'ın kitabını tilavet ettin ya Harfine on sevap. İhlasla okursan onunla çarpılacak 700'e kadar. Yani milyonlarca sevap kazanabilirsin bir Kur'an tilavetinde. Allah diyor ki tas tamam ödeyeceğiz bunu. Bitti mi? Ve yezidehum min fadlihi bir de lütfundan artıracak. Örneğin bir Kur'an tilaveti yaptın. 500 bin sevap kazandın faraza. Hakkı bu. Allah o 500 bini belki 500 milyon yazıyor sana. Niye? Kulum Allah rızası için bunu yaptı. Allah rızası için bu meclislere geldi. Rabbisinin kitabını Allah rızası için öğrenmeye gayret etti. Haklı 500 bindi. Li yuvaffiyahum ifadesi bunu ortaya koyuyor. Ve yezidehum ifadesi de onun artırılacağını ifade ediyor. İnnehu gafurun şekur. Çünkü o bağışlayandır. Hata bile yapsan bu meclislerde veya bu amelleri yaparken kusur bile işlesen gafurdur ya. Senin niyetini biliyor. Ve şekurdur. Senin yaptığına fazlasıyla mükafat verir. Sen bir yaklaşırsın o on gelir. Böyle bir Rabbimiz var. İşte bu Rabbimizin kitabına Allah için dört elle sarılıp öğrenme gayretinde olmalıyız kardeşlerim. Sonra Kur'an okurken mutlaka Allah'a sığınmalıyız. Ayetler okuyacağız. Ayetler göreceğiz. Ne yapacağız? Bu ayetlere başlarken Rabbimize şeytandan, o taşlanmış ve kovulmuş şeytandan sığınacağız. Rabbim ben bu meclise geliyorum ama ben biliyorum ki şeytan bu ayetleri yanlış anlamamı isteyecek. Bu ayetleri yanlış yorumlamamı isteyecek. Sen bana yardım et. Beni onun şerrinden koru. Bana El Hafiz isminle muhafız ol. Beni muhafaza et Allah'ım diye Allah'a için için böyle sığınmamız lazım. Ayet-i kerimede ne diyor? Fe iza qara'tel Kur'an festa'iz billahi mineş şeytanir racim. Kur'an okuyacağın zaman kovulmuş, taşlanmış, rejim edilmiş şeytandan Allah'a sığın. Bakın bunun dil ile söyleniş şekli Euzubillahi mineşşeytanirracim demektir. Eyvallah. Bunu diyeceğiz de asıl olan sığınma gönülle yapılan sığınmadır. Yani dil ve gönül bütünlüğünde yapılan sığınmadır. Gerçekten gönlümüzden şeytandan Allah'a sığınacağız. Kalbimizin derinliklerinden şeytandan Allah'a iltica edeceğiz. Böyle bir sığınma Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamızı sağlar. Allah niye Kur'an-ı Kerim okurken şeytandan sığınmamızı istiyor biliyor musunuz? Yani ben Rabbimin kitabını okuyacağım bir günah işlemeyeceğim ki. Niye şeytan bana gelecek? Bakın şeytanın en büyük gayesi Kur'an'ı yanlış anlaşılır hale getirme çabasıdır. En büyük gayesi. Çünkü sen Kur'an'ı yanlış anladın mı? Tıpkı gömleğin ilk düğmesini yanlış bağlamak gibi kesin yanlış sonuca ulaşacaksın. Şeytan bunu ister. O yüzden kardeşlerim sadece Auzu billahi mineşşeytanirracim demek yetmez. Gönülden bunu söyleyebilmek lazım. Ha işin fıkhi boyutu diyelim. Euzubillahi mineşşeytanirracim dedim hiç manasını düşünmeden tamam Allah'ın bir emrini yerine getirdim ama Allah bizden kalp bütünlüğüyle de Allah'a sığınmamızı istiyor. Sizden ricam bu derslere geldiğinizde, bu ayetleri duymaya başladığınızda, bu ayetlere muhatap olacağınızda hemen euzubillahi mineşşeytanirracim diyerek gönlünüzden Allah'a sığınmanızdır. Bununla birlikte besmele çekmekte, Bismillahirrahmanirrahim demekte sünnettir. İnsanlar bazen karıştırıyor. Kur'an okuyacaklarında Bismillahirrahmanirrahim diyorlar. Bu doğru değildir. Euzu billahi mineşşeytanirracim diyerek Kur'an'a başlamak lazım. Besmele de teberrüken okunur. Dördüncüsü kardeşlerim bize Kur'an okunacağında. Şimdi biz Kur'an okuyacağımızda Euzu besmele çekeceğiz. İşte biraz önce saydığım şeyler yapacağız da. Birisi bize Kur'an okuyacağında ne yapacağız? Allah bu konuda bize bir görev yüklemiş mi? Evet. Bakın. Ve izâ kuriyel Kur'ânu festemi'û leh ve ansitû leallekum turhamun. İki tane emir veriyor Allah. Kur'an-ı Kerim size okunduğunda bu nasıl olur? Ya bir tane kari bize Kur'an-ı Kerim'i tilavet eder. Boynumuzu büker onu dinleriz. Onu dinlerken bu iki emri yerine getiririz. Ya da birisi karşımıza geçti. Kardeş Allah'tan kork. Bak Rabbimiz kitabında şöyle buyuruyor dedi. Ya da geldi hocam. Ben Allah için sana Allah'ın kitabıyla nasihat etmek istiyorum. Sen şu davranışınla Allah'ın kitabına muhalefet ediyorsun. Bak hocam Rabbimiz böyle buyuruyor. Allah için dikkat et dedi mesela. Kur'an okunması böyle ve izâ kuriyel Kur'an. Allah diyor ki sana Kur'an okunduğunda, birisi sana Kur'an anlattığında, mesela ben size şimdi Kur'an anlatacağım. İki şey istiyor Allah sizden. Festemi'u leh istima' birinci emir. İkincisi de ve ansitu insat. Ne demek bunlar? Şimdi anlatacağım birazdan. Kardeşler, Kur'an-ı Kerim Mekkeli müşriklere okunduğunda Mekkeli müşrikler o Kur'an-ı Kerim'i dinlememeye çalışırlardı. Kur'an-ı Kerim'i anlamamak için, ondan uzak olmak için başka şeylere yönelirlerdi. Can kulağıyla ona teveccüh etmezlerdi. Hatta bir ayet-i kerimede diyor ki Rabbimiz وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ Kafirler dediler ki bu Kur'an'ı dinlemeyin. Ne yapın? وَالْغَوْفِهِ O Kur'an okunurken ortalığı velveleye verin. Boş sözler konuşun. Filmlerden, artistlerden, futboldan, şuradan, buradan konuşun. لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Umulur ki siz Kur'an'ı bastırırsınız. Kur'an'ın ortaya koyduğu, gündeme getirdiği meseleleri gündeme getireceğiniz konularla bastırırsınız. Şurada bir tane hoca din anlatır ama siz şurada futboldan bahsettiğinizde insanların kulağı oraya daha fazla gider. Hocanın birisi tevhid anlatır ama siz sanatçılardan, güzel güzel kadınlardan, acayip acayip işlerden bahsettiğinizde gönül oraya kayar. Böyle yapın diyor müşrikler. Dolayısıyla Kur'an okunduğunda, Kur'an derslerinde, Kur'an nasihatlerinde Farklı şeylerle meşgul olup insanların dikkatini dağıtmak aslında müşriklerin vasfıdır. Hakkınızı helal edin. Bazen derslerde gafleten kardeşlerimiz yapıyor. Mesela çıkarıyor tesbihi şak 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 şak. Kardeşim burada dinleyen adamların dikkatini dağıtıyorsun. Bak adam odaklanamıyor. Biliyorum yani kardeş bunu gayri ihtiyarı yapıyor. Belki haberi bile yok yani o fiili yaptığından. Ama Kur'an okunurken insanların dikkatini dağıtmamak gerekir. İnsanların dikkatini dağıtmak kimin vasfıdır? Müşriklerin. Vel Siz lahu işlerle meşgul olun ki insanlar Kur'an'ı dinlemesinler, anlamasınlar, onun gündemiyle gündemlenmesinler. Biz inşallah böyle olmayacağız. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim bize okunduğunda, anlatıldığında iki şeye dikkat etmemizi istedi. Bir, istima. İkincisi de insat. Şimdi bunlar ne demek? Ben inşallah kısa kısa anlatayım. Kardeşler, istima Arapçada duymanın daha ötesinde bir şey. Şimdi sem' ya da sima dediğimizde bir sözü yalın bir şekilde duymaya söylenir. Mesela benim ağzımdan çıkan şu ses dalgalarını siz duyduğunuzda buna ne denir? Sima. Duymak. Allah duymayı istemiyor. Kur'an'ı duyun demiyor. Ne diyor? İstima edin. Yani anlamaya çalışarak dinlemek, istimanın farkı budur. Anlamaya çalışarak. Hani tabiri caizse kulağını o sesin geldiği yöne dönerek böyle ne diyor bu adam? Veya eskiden evlerde yaparlardı. Yan komşunun evinden gürültü geldiğinde şöyle kulaklarını duvara dayar. İçeriden gelen seslerin ne anlatmak istediğini anlamak için kulak kesilirlerdi. İstima bu işte. Adeta Allah bize diyor ki Kur'an size okunduğunda, Kur'an'la nasihat edildiğinde kulağınızı dayayın ona. Dinleyin. Neden ilmek isteniyor? Buna istima deniliyor. Bunu bir örnekle açıklayayım mı? Mesela trafikte giderken lambalara durdunuz. Arabanızdasınız. Yan taraftaki arabadan size bir ses geliyor. İçerisinden faraza müzik sesi geliyor, müzik çalıyor. Kulağınıza gelen o müzik sesini duymanıza Arapçada sima denilir. Ama pencerenizi indirip dışarıdan gelen o müziğin ne olduğunu anlamaya çalıştığınızda buna istima denilir. Bakın birisinde mücerret duyma var. Öbüründe duymaya çabalama var. İşte Allah bize diyor ki Kur'an okunduğunda duymaya çabalayın. Anlamak için gayret edin. Sanki o söz size böyle uzaktan söyleniyormuş da böyle kulağınızı böyle dayamışsınız, anlamaya çalışıyormuşsunuz gibi bir edayla Kur'an'ı dinleyin. Bu bir. İkincisi ve ansitu. Bir de insat yapın. Yani susun. Başka bir şeyle meşgul olmayın. Sus pus olun. O sözü anlayabilmek için sanki birisi bir şeyler söylediğinde o sözün mesajını kaçıracakmışsınız gibi bir edayla böyle sus pus dinleyin Kur'an. Subhanallah. Vallahi bu iki kelime boşuna söylenmemiş. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir inceliktir bu aynı zamanda. Allahu Teala müminlerin boş söze istima etmediklerini bilakis sem'e verdiklerini söylüyor. İyi anlayın dediğimi diyor ki اِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ اَعْرَضُوا عَنْهُ اِذَا سَمِعُ اللَّغْوَ Bak istema'u lagve demedi. Ne fark var? Şimdi müminler lagv olan, boş olan bir şeyi duyduklarında yüz çevirirler. Onu dinlemeye çalışmazlar ki, ona istima eylemezler ki, onu anlamak için bir çaba ortaya koymazlar ki sadece kulaklarına boş sözler, yanlış işler gelir. Müminler ne yapar? Hemen yüz çevirir. Ama kafirler Batılı duyduklarında Kur'an-ı Kerim onların batıla istima ettiklerini söylüyor. Müminlerle müşriklerin farkı. Mümin hakka istima eder, batıla sima yapar. Müşrik hakkı sima yapar, batıla istima eder. Bizim müşriklerle aramızdaki fark budur. Allah bizden Kur'an-ı Kerim'i dinlerken istima yapmamızı ve özellikle insatla birlikte yani suspus olarak anlamaya çalışarak bir dinleme yapmamızı istiyor. Beşinci Kur'an'la alakalı bilmemiz gereken şey, Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğunu, ne gibi özelliklere sahip bir kitap olduğunu bilerek Kur'an okuması yapmamız lazım. Kur'an nasıl bir kitap? Size sorsalar, abi bana Allah'ın kitabını bir anlat ya. Bu kitabı ben okuduğumda bana ne katar? Bana hangi vasıfları kazandırır? Bana ne verir bu kitap? Birisi size böyle sorsa ne dersiniz? İşte Kur'an'ın vasıflarını bilirseniz ona bir şeyler söylersiniz. Ama Kur'an'ı bilmezseniz nasıl bir kitap olduğunu çözmemişseniz adama hiçbir şey veremezsiniz. Bakın Allah bu kitabı nasıl tanıtıyor? Dinleyin kardeşlerim. Diyor ki inne Kur'an yehdi lilleti hiye akvem. Şüphesiz bu Kur'an en doğruya iletir. Bakın doğruya değil. En doğru yola. Hani bugün mesela İstanbul'da gidiyorsunuz, navigasyonu açtınız. Navigasyon bazen kestirme yollar çiziyor size. Bazen sizi farklı yollardan götürerek trafiğe sokmuyor. Kur'an-ı Kerim tıpkı bunun gibi tabiri caizse. Yani bir yol var. Şuradan da gidebilirsin. Buradan da gidebilirsin. Kur'an'ın özelliği nedir? Seni en selametli yoldan götürür. Trafiğe sokmaz. Seni rahatsız etmez. En kestirme ve en selametli yol en parasız yol hangisiyse seni oraya sokar. Navokasyonlar paralı yola sokuyorlar. Kur'an seni rahatsız edecek, huzursuz edecek, sıkıntıya düşürecek hiçbir yola sokmaz. En doğru yol neyse Kur'an seni oraya götürür. Dolayısıyla kardeşlerim bakın bu vasıf çok önemli. Bir insan size din anlatırken eğer gerçekten Kur'an'ı Allah'ın istediği şekilde size anlatmıyorsa o adamın gösterdiği yol doğru yol olamaz. En doğru yol olamaz. Evet doğru yola benzer olabilir ama en doğru yol olamaz. İkincisi Rabbimiz diyor ki bu ayeti de Allah için dikkatle dinleyin. Yunus 57 Ya ey yuhannas insanlara hitap ediyor. Müşrikler de dahil. Ey insanlar. Kad caetkum mev'izatun min rabbikum. Size Rabbinizden bir öğüt geldi. Kur'an'ı okursanız onda Allah'ın öğütlerini bulursunuz. İki. Ve şifaun lima fis sudur. Gönlünüzde taşıdığınız hastalıklara. Bunlar neyse. Şir, küfür, nifak. Kibir, ucub, haset. Aklınıza gelen maddi, manevi ne kadar kalbi hastalıklarınız varsa Kur'an bunlara şifadır. Kur'an okuyan adam şirkten kurtulur. Kur'an okuyan küfürden kurtulur. Nifaktan kurtulur. Ucubtan kurtulur. Hasetten, kibirden, aklınıza gelen her türlü kötü vasıflardan kurtulur. Ve huden, hidayettir. Ve rahmetun, bir de rahmettir. Yani Kur'an okuyan adam rahmete gark olur ya. Merhamet sahibi olur. Allah'ın onunla kendisine rahmet ettiğinin bilincinde olur. İyi ki bu kitabı okumuşum, şuurunda olur. Sonra Rabbimiz Enbiya suresinin 10. ayetinde de şöyle buyuruyor. Bununla da bitireceğim. لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Yemin olsun size içinde sizin şerefinizin olduğu bir kitap geldi hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakın bakın ne diyor Allah? Size bir kitap gönderdim. Bu kitapta senin şerefin var. İzzetin var, onurun var, haysiyetin var. Sen bu kitaba sarılırsan vallahi izzetli olursun. Şerefli olursun, onurlu olursun, saygın olursun. Aklını kullanmayacak mısın? Niye başka yerlerde izzet arıyorsun? Niye başka kaynaklarda şeref arıyorsun? Niye başka ideolojilerde izzet arıyorsun, onur arıyorsun? İzzet burada. O yüzden kardeşlerim bakın vasıflar sayıyorum. Bunları biz onlarca vasfa çıkarabiliriz. Ben 3-4 tanesini söyledim. Kur'an en doğruya iletir. Kur'an rahmettir. Kur'an gönüllere şifadır. Kur'an öğüttür. Almak isteyene vallahi öğüttür. Ve en önemlisi Kur'an izzet kaynağıdır. En son İbni Ebza hadisiyle bitireyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh hacca gideceğinde bütün valileriyle toplanıyor böyle bir geleneği var. Her tarafın valisiyle hac günlerinde her yıl toplanıyor. Durum değerlendirmesi yapıyorlar. Müslümanların hallerini konuşuyorlar. Ülkelerin durumunu değerlendiriyorlar. Valilerinden bir tanesiyle bir araya geldiğinde diyor ki ona: "Yerine kimi bıraktın?" O da diyor ki: "Ey Ömer ben İbni Ebza'yı bıraktım." İbni Ebza da kimdir? Vallahi diyor o bizim kölelerimizdendir. Mevalidendir. Hazreti Ömer diyor: "Sen özgür insanlara Hür insanlara köle birisini mi vali yapıyorsun? Olmaz böyle bir şey diyor. Ey Ömer kızma diyor. İbni Ebza bizim içimizde Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdendir. Belki en iyi bilendir. Biz Allah'ın kitabını bildiği için onu oraya getirdik diyor. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh diyor ki vallahi diyor ben bir gün Resulullah'ın şöyle dediğini duymuştum. İnallaha yerfau bihaza'l kitabe aqwaman ve yada'u bihi akherin. Şüphesiz Allah bu kitap sayesinde kimi kavimleri yükseltirken kimi kavimleri yerin dibine geçirir. Kadru kıymetini düşürür. Ben bunu Resulullah'tan duymuştum diyor. Kardeşler eğer biz Allah'ın kitabını bilir ve onunla amel eden bir Müslüman olursak rengimiz var ya kömür rengi bir renk olsun. Saçlarımız zeytin çekirdeği gibi kıvırcık olsun. Biz dünyanın en böyle tiksinilen kabilesinden olalım. Vallahi eğer ilmimiz varsa Allah bizi bütün insanların önünde imam yapar, şerefli yapar, saygın yapar, insanların hürmet ettiği bir insan yapar. Şeref mi istiyorsunuz, izzet mi istiyorsunuz? Sarılacağınız merci belli. Allah'ın kitabı. Benim de tavsiyem Allah'ın kitabına sarılalım. Gündemlerimizi Allah'ın kitabıyla şenlendirelim. Allah'ın kitabını daha çok konuşalım. Birbirimize Allah'ın kitabıyla öğüt verelim. Allah'ın kitabına uymaya davet edelim. Allah rızası için şu telefonlar, internetleri bir bırakalım. Gelin Rabbimizin kitabına yönelelim diyelim. Bu noktada bir gayret ortaya koyalım. Göreceksiniz bak Allah bize merhamet edecek. Şu saydığımız şeylerin hepsi bir bir gerçekleşecek. Ama biz düşünsenize en son Kur'an-ı Kerim'i Ramazan ayında okumuşuz. En son Allah'ın kelamıyla bir ay önce beraber olmuşuz. Nasıl olacak? Nasıl Allah bize rahmet edecek? Nasıl biz bu Yahudilere, bu kafirlere, Allah düşmanlarına karşı koyacağız? Nasıl mücahit bir ruhla yetişeceğiz? Nasıl olacak? O yüzden sizi Allah'ın kelamına davet ediyorum. Özellikle de iman ehli olduğumuzu düşündüğümüz için ey iman edenler ayetlerini daha güzel anlamaya davet ediyorum. Rabbimden bu ayetler başta olmak üzere diğer bütün Kur'an ayetlerini en güzel şekilde bizlere anlamayı nasip etmesini ve en güzel şekilde bunları hayatımıza pratize etmeyi ve en güzel şekilde bunlarla bir ahlak edinmeyi bize kolaylaştırmasını niyaz ve temenni ediyorum. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Vakhiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.